Merhaba kader mahkumları. Ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Geçen cumartesi sevgili kameram yüzünden video atamamıştım ama şimdi atıyoruz. Ankette çıkan Instagram story taktikleriyle ilgili bir video çek demişsiniz. Ben de çekiyorum. Hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala ilk kez denk geliyorsan abone olmayı unutma. Bak dilimde tüy bitti söylemekten. Abone olmayı unutmazsan sevinirim. Ayrıca görüşlerini yorum olarak yazabilirsin. Videoyu da beğendiysen izlemeye devam et. Bu sineğe bir tane şimdi elimin tersiyle izlemeye devam et. Eğer beğenirsen videoyu da like atarsın. İlerleyen dakikalarda videoda görüşürüz kader mahkumları. Şimdi öncelikle simli yazı yazma varmış. Hemen varmış değil. Bunu daha önce TikTok'a atmıştım zaten. Simli yazı yazmaya hep birlikte bakacağız. Bunun için önce Google'a girip bir adet simli arka plan indirmemiz gerekiyor. Hemen bakalım. Şimdi simli arka plan yazıyoruz. Hiç fark etmez. Sizin buradan hangisini beğeneceğinize kalmış. Buradan bir tanesini seçiyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Hatta burada bakın glitter yazıyor. Onunla da aratıp daha net fotoğraflar bulabilirsiniz isterseniz. Biz hangisini seçelim şimdilik? Böyle beyaz yok mu bir tane? Böyle beyazlı, 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 beyazlı. Neyse bulamadık. Bu olsun. Bu fotoğrafı kaydediyoruz arkadaşlar. Öncelikle şu fotoğrafı kaydetmemiz gerekiyor. Edemiyorum. Evet. Görüntüyü kaydet. Kaydettikten sonra Instagram hikaye bölümüne geliyoruz. Şimdi bu fotoğrafı buraya alıyoruz. Daha sonra yapmamız gereken bir şey daha var. Fırçaya tıklıyoruz. Fırçaya tıkladıktan sonra buradan dilediğiniz rengi seçin. Örneğin zaten içerisinde simler olduğu için biz tekrar siyahı seçelim. Şöyle siyahı seçiyoruz. Ekrana basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bu önceki Instagram hilelerimizde de vardı. Daha sonra şuradan silgiyi seçip boyutunu istediğimize yani istediğimiz kadar ayarlıyoruz. Daha sonra yazıyoruz. Bakın ne yazalım? C, G, Civan Gülseren örnek veriyorum. Tabi biraz rengini de açabiliriz isterseniz. Siyah arka plan olduğu için böyle göründü. Bu dediğim gibi beyaz aramıştım arka plan. Daha iyi görünürdü. Bu şekilde aslında güzel oldu. Ben beğendim yine de. Civan Gülseren böyle hani kalp malp yaparsınız böyle ne bileyim. Böyle ok yaparsınız. Canım anam yazarsınız. Canım yazamadım. Bence gayet güzel. Ekran için yani bunu kullanabilirsiniz bir şeyler yazmak için. Hatta daha da ya bir şey söyleyeyim size. Örnek veriyorum bir şey yazdınız. Tekrar boyayalım siyaha. Bir şey yazdınız. Daha sonra bir sembol bir şey çizdiniz. Bir yuvarlak çizelim örneğin. Çizemedik. Silgiyle şöyle bir yuvarlak çizdik. Daha sonra bu silginin boyutunu en küçüğe getirip şu şekilde etrafında böyle dönüşler yaparsanız şöyle daha iyi bir etki sağlayabilirsiniz görsel açıdan. Hemen diğer bakalım story taktiğimiz neymiş. Evet bunda ise bir çerçeve deneyeceğiz hikayelerde kullanabileceğiniz. Bunun için tekrar Instagram'a gidelim. Bir adet fotoğraf seçiyoruz yine istediğimiz fotoğrafı. Daha sonra GIF bölümüne geliyoruz. Şuradan GIF bölümüne gelip frame yazıyoruz. Frame, fra ne değil. Frame yazıyoruz. Daha sonra buradan istediğiniz çerçeveyi seçebilirsiniz. Burada belirli seçenekler var. Yani birçok seçenek aslında var. Android telefonlarda başka çerçeveler de çıkabiliyor. Ya da bir harfini eksilterek daha farklı çerçeveler elde edebiliyorsunuz. Şöyle büyüttük örnek veriyorum. Buranın içinde sizin kendi resminiz olduğunu düşünün. Daha sonra yine aynı yaptığımız şeyi yapacağız. Buradan fırçaya tıklıyoruz. Bir renk seçelim. Bu seferki hangi renk olsun? Şu mordan olsun. Hemen ekranı komple şu mora boyuyoruz. Bakın çerçevenin içinde zaten bizim resmimiz var. Daha sonra silgiyi seçiyoruz. Ve çerçevenin içini şu şekilde silebiliyoruz. Hatta biraz büyütelim silgiyi. Şöyle çerçevenin içini siliyoruz. Bu şekilde farklı bir kompozisyon oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi farklı çerçeveler seçebilirsiniz. Farklı bir renk yapabilirsiniz arka planı. Ama bu şekilde de daha değişik hikayeler oluşturarak dikkat çekebilirsiniz. Bu arada bunları anlattığım Instagram hileleri videolarım da var. Pardon. Konuşamadım dil nakli için beğenmeyi unutmayın artık. Şuradaki i harfine tıklayarak daha önceki Instagram hileleri videolarını da izlerseniz onlarda da story ile ilgili taktikler var. Onlara da göz atmanızı öneririm. Hemen diğer story taktiğimize geçelim. Şimdi bir sonraki Instagram hikayesi taktiğimizde bir filtre var. Kendi filtremizi Instagram'dan oluşturabiliyoruz. Instagram'ın Facebook'un sağladığı bir filtre programı var. Buradan kendi filtremizi oluşturabiliyoruz. Hemen benim filtrelerime bakalım. Birkaç tane öylesine yapmıştım.
Bakalım eğer siz beğenirseniz derseniz ki bunu anlatıp bir video çek. Bunun da videosunu çekebiliriz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şuradaki 100'e tıklıyoruz. Bakın burada kader mahkumları var. Bunu daha önceden yapmışım. Hemen dene diyelim şimdi. Şöyle bakın. Buradan görüyorsunuz kader mahkumları şeylerin içindeyim. Parmaklıklar ardındayım. Kader mahkumları burada pandomim yapmıştım. Daha önce şöyle bir tane. Bir de bizim oraların meşhur bir lafı vardır. Ya hani bir şey geçiştirmek için. Bunu da yapmıştım. Dilerseniz bununla ilgili nasıl yapıldığını, kendinizinkini nasıl yapıp kullanacağınızı anlatacağım bir adet video çekebilirim. Bunun için de yorum yazmayı unutmayın. Bunu da anlatayım. Zor bir şey değil. Birlikte başarabiliriz. Hemen diğer story taktiğimize geçelim. Yine tel içinde kaldım. Teşekkürler Mersin. Şimdi bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Örneğin bir yerden bir yere seyahat edeceksiniz. Bunun için bir story oluşturalım hep birlikte. Arabanın camından bir adet fotoğraf çek. Ben hemen telefonun ekran kaydını da açayım. Ben internetten buldum fotoğrafı. Siz arabanın camından çekerseniz daha güzel olur. Şimdi ben ekranı beyaza boyayacağım. Dilerseniz siz kendi renginde bırakabilirsiniz. Fırçaya girdim. Beyazı seçtim. Ekrana basılı tuttum. Daha sonra silgiyi alıyorum. Biraz büyütüyorum. Şöyle sadece yol görünecek şekilde şöyle belirli belirsiz bir boyama gibi bunu çıkarıyorum. Daha sonra bizim yapmamız gereken yazı kısmına geliyoruz. Bu bildiğiniz gibi pinler var. Yer işaretleri. Bundan iki tane seçelim. Bir tane şuraya koyalım. Bir tane de aşağıya koyacağız. Şöyle seçelim. Siz nereden nereye gittiğinizi yazabilirsiniz. Ben Diyarbakır'dan gidemiyorum. Bir dakika. Siyah yapalım direkt. Ben Diyarbakır'dan Mersin'e gideceğim örneğin. Şu an Mersin'deyim. Tam tersi. Neyse. Mersin'e gideceğim. Şöyle oluşturdum ikisini. Daha sonra fırça bölümünü açıyorum. Fırçayı seçiyorum. Şöyle siyah yapıyorum. Boyutunu hafif küçültüyorum. Şu pinden diğerine bir yol gibi hani şeylerde vardır ya, navigasyonlarda falan vardır. Parmağım titredi biraz. Şöyle bir güzergah oluşturuyorum. Daha sonra beyaz rengi seçiyorum. Biraz daha bunu küçültüyorum. Şunların aralarına şöyle şeritler atıyorum. Yani yolun aralarına şu gibi şöyle 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 kesikler atıyorum. Bunun gibi seyahat storyleri paylaşabilirsiniz. Nereden nereye gideceğinizi arkadaşlarınıza bildirmek istiyorsanız böyle storyler yapabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz ekranı beyaza boyarsınız ya da kendi renginde kalır. Güzel olduğunu düşündüğüm için sizle paylaşmak istedim. Hemen diğer story hilemize geçelim. Evet, size daha bilinmedik şeyler göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi daha basit, herkesin bildiği, daha önceden anlatılan şeyleri Instagram hileleri serisinden anlatmıştım. İ harfine tıklayarak gidebilirsiniz. Orada da birçok seçenek var. Şimdi sizlere 3 tane harika filtre vereceğim. Buraya hangi filtreler olduğunu yazmıştım. En sona gelip efektlere göz atlıyoruz. Ben neler yazmışım? Orange yazmışım mesela. Bakın renklerini nasıl değiştirdi. Az önceki renkleri daha farklıydı. Buradan daha farklı filtreler de var da bu benim favori filtrelerimden biri diyebiliriz. Bakın normalde bunun rengi yemyeşil. Bunun rengi kahverengi. Zaten elimin renginden de anlayabilirsiniz ne olduğunu. Orange yazarak bunu bulabilirsiniz, bu efekti. Şimdi sıradaki efektimize bakalım. Onu da buraya not aldım. Hep birlikte görelim o neymiş. Şimdi buraya tekrar geliyoruz. Şöyle çıkalım şuradan. Şuradan da çıkalım. Git. Git şuna, çekil önümden. Pilimiz bitmek üzere. Bir dahakine şey takmak zorundayım, şarja. Şunu yazalım. Teal yazıyoruz. Şuna basıyoruz. Bakın bunun da daha farklı bir şeyi var. Açılacak şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi bu da biraz daha mavimsi renkler içeriyor ve biraz daha retro fotoğraflar. Yani biraz daha rengi biraz daha değişik. Elime bakarak anlayabilirsiniz bunun da nasıl olduğunu. Bunu da size öneririm. Bunu da kullanabilirsiniz. Sırada bir adet daha var. Onu da göstereyim. Yaz için birebir filtreler bunlar. Bunları kullanabilirsiniz. Hemen diğerini de gösterelim. Evet. Şöyle açalım. Bakın şimdi bunun rengine iyi bakın. Değişecek birazdan. Ve değişti. Evet. Bakın hafif bronzum. Şöyle şuraları da gösterelim. Ne gösterebilirim başka? Kameraya bakabilirsiniz. Bu da biraz daha retro ama mavi ve turuncu içerikli. Hatta kendime çevireyim. Bakın bu bronzluktan yanıyorum ben. Odanın ışığından dolayı bu ne lan? Alnım parlıyor lan. Bu ne? Hey what's up nigga?
Bunu kendinizi çekmemenizi tavsiye ederim. Bununla kendime bakmamıştım daha önce. Etrafı çekebilirsiniz ama güzel oluyor bu arada. Dediğim gibi renkleri falan manzara için iyi oluyor. Şuna bakalım. Aynen bakın bir plastiklik katıyor ekstra. Bunları deneyebilirsiniz. Kendinizi çekerseniz biraz çok siyah oluyorsunuz. Bu arada niga dediğim şey bir aşağılama cümlesi değil. Ben siyah insanları severim. Hemen diğer story ilemize geçelim. Bu 3 taneyi denemeyi unutmayın. Memnun kalacaksınız. Bu sonucu da kendinizi çekmeyin ama hemen diğer story ilesine geçelim. Bunu bir önceki videolarımızdan birinde göstermiştim. Tekrar soran arkadaşlar olmuş. Tekrar göstereyim sizler için. Şimdi ekran kaydımızı öncelikle açalım. Sıcaktan bunalıyorum şu an ve boğulmak üzereyim. Şimdi ekran kaydımızı açtık. Örnek veriyorum. Bir adet videomuzu paylaşacağız veya duruma atacağız. Şunu seçelim. Paylaş diyelim. Gönderiye ekle diyelim. Şimdi bunu buraya ekledik. Daha sonra bunun daha fazla kişinin görmesini istiyorsanız yapmanız gereken şey yazı bölümünü açıp hashtag atıyorsun. Buraya Mersin yazıyoruz. Bakın çıktı önerilen etiket. Hashtag atıyorsun. Resim yazıyoruz. Şöyle resim. Ve bunların görünmesini istemiyorsan ekrandakine bir kere tıklıyorsun arkaya gidiyor. Daha sonra bunu konum için de yapabilirsin aynı şekilde. Mesela konum. Konuma bir defa tıklıyorsun. Yenişehir Mersin yazıyor ya. Bunu hafif küçült. Şöyle bas. Bu da arkaya gitti. Daha sonra düz normal konu etiketi olarak da çizim diyebilirsin. Çizim dedin. Örnek veriyorum. Çiziyor. Neyse. Çizim işte. Bir daha tıklıyorsun. Yine arkaya gidiyor. Buraya istediğin kadar şey atabilirsin. Bunlar hikaye görüntülenleri çoğaltacaktır. İlk denemende olmayabilir ama arada bir şeye takılıyor insanların. Şehir storyleri vardır bildiğiniz gibi. Mesela Mersin'in şehir etiketine girerseniz atılmış storyleri görürsünüz. Oraya takılıp story izlenmenizi çoğaltabilecek taktikler bunlar. Bunları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu taktiklerden birkaç tanesi işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Bahsettiğim gibi üçüncü kez diyorum ama önceki story hileleri, Instagram hileleri, Instagram'da merak edilenler tüm her şey için şuradaki i harfine tıklayıp Instagram oynatma listesinden bunları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakmanızı istiyorum ki bir dahaki videoya kadar tekrar görüşebilelim sağlıklı bir şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz olmayı ve şimdiye kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım. Bunları demesek atmıyorlar. Desek de işte bencilsin, beğeni istiyorsun, iki beğeninin peşine düşmüşsün diyorlar ama siz atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kader mahkumları.